3 senedir de Avrupa'ya gidiyoruz. Her sene Avrupa'ya gidiyoruz. Ve bu bizim sezon başı yaşadığımız sıkıntıları biz her zaman yaşıyoruz. Geçen sezonda bunun aynısı, şu anda da aynı. Buraya da zaten 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Bu grubun en zor maçını biz oynadık zaten Slavia Prag'la. Gayet iyi şekilde, çok iyi bir takım Slavia Prag. Bizim bütün amacımız yarın buradan galip gelmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olsak, ne olursak olalım, yarın buradan bütün amacımız galibiyetle dönmek. Başka bir düşüncemiz yok yani. Sahayı görmedik ama buraya gelen arkadaşımız var. Maçı izleyen antrenör yardımcım var. Onun söyledikleri ve zemini fotoğraflarını gördüğümüzde iyi bir zemin değil. Yani sahanın, bence saha böyle yani tam ideal bir saha değil. Görüntü iyi olmadığı için de yarınki maç biraz zor olur. Çünkü pas yapmak veyahut da başka şeyler yapmak kolay olmayacak, zor olacak. Ama önemli değil. Dediğimiz gibi yani bizim buradan mutlaka puan ve puanlarla çıkmamız gerekiyor. Şu anda bütün gruptaki baktığın zaman her takımın birer puanı var. O yüzden maçlar bundan sonra başlıyor. Bizim biraz önce de söylediğimiz gibi yani biz buradan bütün amacımız %100 puan ve puanlarla çıkmamız. Yani başka bir düşüncemiz yok yani. Bildiğimiz var. Yani oyuncularının hepsini zaten yardımcıma seyrettirdim ben maçlarını, son oynadıkları maçları, 2-0 yendikleri maçı. Ve orada tabii ki tehlikeli olan yerleri de var, zaafları da var. Yani biz hepsine dikkat edeceğiz. Onun için bizim için hepsi tehlikeli. Öyle bakıyoruz biz. Onun için yani şu tehlikeli, bu az gibi bir şey düşünmüyoruz. Şu bu maç bizim için milli maç kadar önemli, oynayacağımız maç. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi özellikle sağ açıkları olsun, forvetleri olsun, tehlikeli oyuncuları var yani, ona göre de dikkat edeceğiz yani. Yes, it's not normal that we are already 10 games without winning. I think we have a lot of players, a lot of new players, and we will adapt soon and we will make a better result. And of course, every game we want to win. We know we have tomorrow a difficult game, but we prepare well and we will hope for good result. Evet, içinde bulunduğumuz durum tabii ki normal değil. 10 maçları kazanamıyoruz, doğru. Ben bunu şuna bağlıyorum. Çok yeni oyuncumuz var. Ben de dahil olmak üzere hepimiz adaptasyon sürecindeyiz. Maçlara her zaman iyi sonuçlar almak için çıkıyoruz ve her maçı yenmek için çıkıyoruz. Tabii ki yarınki maç çok zor bir maç. Bunun da bilincindeyiz ama buraya da tabii ki yenmek için geldik. I think we will watch today the strong things for Cluj. But I think we need to look at ourselves, to prepare well and to come to the game. It's now is ourselves is more important to prepare well and to come. And we will watch and we will be ready to the game, of course. Evet, bence öncelikle bizim takım olarak kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi güçlülüğümüzü daha çok değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün daha çok rakip takımın oyun stiliyle alakalı birçok şeye bakacağız, izleyeceğiz. Bütün analizleri yapacağız. Ona göre oyunumuzu ortaya koyacağız. Of course, our objective we want to go to the next round. But I think it's too early to speak about this. We need to look game per game. And the most important thing now is the game tomorrow. We look game by game and after we will see. Tabii ki öncelikle amacımız tur atlamak. Bunu kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Ancak şu anki durumda maç bakmak daha önemli bir şey. Şu an önümüzde bu maç var. Bu maçı yenip buna odaklanmak üzere bir oyun sistemi kuruyoruz. Bu maçı yendikten sonraki sıradaki maça odaklanacak şekilde devam edeceğiz.